Evet, değerli basın mensupları, bugün sözlerime başlarken zamansız bir şekilde kaybettiğimiz Hakan Çakmak arkadaşımızla ilgili olarak büyük üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim. Çok zamansız bir kayıp oldu. En verimli çağında Hakan gibi bir değerli arkadaşımızı yitirmiş olmanın derin üzüntüsünü taşıyorum. Yarın maalesef burada olmadığım için cenazesine katılamayacağım. Ama bu vesileyle tüm ailesine, tüm Berete camiasına, tüm sanatsever halkımıza başsağlığı diliyorum. Acılarını paylaşıyorum. Kendisine de Tanrı'dan rahmet diliyorum. Ankara'ya gidiyoruz. Bildiğiniz gibi 28 Haziran'da başlayacak olan çok önemli bir süreç bizi bekliyor. Bu sürecin artık bir son aşama olduğu konusunda sıklıkla ifadelerde bulunduk. Şu kadarını söyleyeyim, bu düşünceler yalnız bizim taşıdığımız düşünceler değil. Birleşmiş Milletler'de dün akşam görüştüğüm Amerika Başkan Yardımcısı dahil pek çok çevre Kıbrıs sorununa ilgi duyan ülkeler ve kuruluşlar tıpkı bizim gibi artık buradan bir sonuç çıkmasının zamanın geldiğine inanıyor. Ve o nedenle de 28 Haziran'da başlayacak olan toplantılara büyük önem atfediyorlar. Tıpkı bizim gibi. Tabii bu sürece ta başından beri destek vermiş olan Türkiye Cumhuriyeti de bu ülkelerin bir tanesidir. Ve yakın istişare içinde yürüttüğümüz bu süreci Crans-Montana toplantıları öncesinde de son durumu değerlendirmek bakımından yarından itibaren iki gün süreyle bulunacağım Türkiye'de durumu değerlendirme fırsatımız olacak. Bu sabah müzakere heyetimiz gitti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle çok yararlı görüşmeler yaptılar. Ben yarın hem Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'yla hem Başbakan Sayın Binali Yıldırım'la bir araya geleceğim. Ertesi günde cumartesi İstanbul'a geçip Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğim. Kuşkusuz bu önemli süreçte görüş alışverişinde bulunmamızın çok büyük gerekliliği vardır. Çünkü Kıbrıs sorununun çözümünde sadece iki toplumun kararlılığı yetmiyor. Geldiğimiz aşamada artık beşli olarak da toplanma aşamasına geldiğimiz ve güvenlik garantiler boyutunun da ele alınacağı bir konferansta kuşkusuz Yunanistan'ın da Türkiye'nin de olumlu katkılarına ihtiyacımız olacaktır. Bugün siyasi partilerimizi topladım. Kendilerine AİDE'nin dün müzakerecilere vermiş olduğu belgeyle ilgili bilgilendirme yaptım. Sayın Ayden'in hazırlamış olduğu belge beklentilerimizin ötesinde bir belge değil. Buna aslında Rum tarafında gereksiz yere abartılı anlamlar yüklenmeye çalışılmıştı. Biz hiç bunu yapmadık ve bu beklenti içinde de değildik. Bu belge Montpellier'de daha önce beş tarafın bir araya gelerek teknik düzeyde yapmış olduğu
çalışmalarda ortaya konan sorular, onlara verilen yanıtlar, bu kaygılar ve soruları nasıl karşılayabiliriz'in araçları, enstrümanları nelerdir? Kim, hangi enstrümanla bu kaygıları, güvenlik endişelerini bertaraf edebileceğini düşünmektedir? Bütün bunları kendi perspektiflerinden, tarafların kendi perspektiflerinden bir kağıda dökmüş bulunmaktadır Sayın Ayde. Bu arada kendi düşünceleri de vardır tabii ki ama bunlar çözüm önerileri şeklinde değildir. Güvenlik ve garantiler bağlamında da ayrılmadan şunu söylemek istiyorum. Sıfır asker, sıfır garanti söylemi bir kenara bırakılırsa müzakere edebilmenin olanağı doğacak. Çünkü sıfır asker, sıfır garanti söylemi bir müzakere başlangıç noktası teşkil etmiyor. Dolayısıyla bu konuda bir konferans tertiplendiğine göre ve hedef müzakere etmek olduğuna göre bu toptancı yaklaşımı bir yana bırakması gerekiyor Rum tarafının ve Yunanistan'ın. Evet, biz tehdit algısı olsun istemiyoruz herhangi bir taraf için. Bizim için yaratılacak olan güven duygusu diğer taraf için bir tehdit algısı olmasın dedik ama Kıbrıs Türklerinin güvenlik ihtiyacından vazgeçtik demedik. Bu ihtiyacı merak etmeyiniz, hiçbir şey olmaz, artık bu zamanda bir şey olmaz diyerek geçiştirmek mümkün değildir. Kıbrıs Türk toplumunun büyük çoğunluğu Türkiye'nin güvencesini şart görüyor. Dolayısıyla bu bariz gerçeklik ışığında var olan güvenlik garanti sistemini günümüze nasıl adapte edebiliriz, nasıl uyarlayabiliriz ki her iki taraf da kendini huzur ve güvenlik içinde hissedebilsin. Mesele budur. Gideceğimiz toplantılarda bunun arayışı içerisinde olacağız. Bunun için de sadece Kıbrıslı Türklerin ve Rumların anlaşması yetmez. Elbette bizlerin de bir anlayış beraberliği içinde olmamız çok büyük önem taşıyor. Çünkü bu ülkede yaşayacak olan bizleriz. Bu ülkede sayıca az olan toplum da biziz. Ve bizim güvenlik ihtiyacımız elbette çok önemlidir. Ancak bunun sağlanabilmesi en başta Yunanistan ve Türkiye'nin de ciddi katkısını gerektiriyor.